Phoenix ışıkları Arizona'nın Phoenix şehrinde meydana gelen en önemli UFO olaylarından biridir. 13 Mart 1997'de binlerce insan Phoenix polisini arayarak havada hareket eden ilginç cisimlerin olduğunu ihbar ediyordu. Olaylar sırasında polis merkezinin telefonları kilitlenirken aynı anda Meksika'daki Sonora şehrinde de vatandaşlar benzer bir olayı polise ihbar ediyordu. Görgü tanıklarının ifadesine göre 19.30 ile 22.30 arasında havada V şeklinde olan ve hızlıca hareket eden 5 ışık görülmüştü. Binden fazla insan tarafından görülen bu ışıklara ait pek çok görüntü ABD hükümeti tarafından toplatılsa da olaya tanık olan pek çok kişi o anı fotoğraflarla ölümsüzleştirmişti. İşin can alıcı kısmı ise CNN'in bu olayı canlı yayın olarak ekranlara taşımasıydı. İlk olarak birkaç yıl önce Kanada'nın Terre şehrinde duyulan bu gizemli ses, daha sonra dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanlar tarafından da bildirilmiştir. Olayı yaşayan insanlar bunu diğer insanlara kanıtlamak için videoya kaydetmiş ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak belgelemişlerdir. And it's f***ing loud. You hear that? You hear that shit? Bazı araştırmacılar seslerin kaynağının auralar ya da radyasyon kemerinden yayılan elektromanyetik gürültüler olduğunu düşünüyorlar. 28 yaşındaki Alman turist Lars Mittank arkadaşlarıyla tatil yapmak için Bulgaristan'ın Golden Sands bölgesine gider. Arkadaşlarıyla sahilde parti yaparken diğer turistlerle kavga ederler ve bu yüzden Lars'ın kulak içinde bir yara oluşur. Bu kavgadan birkaç gün sonra Lars bir doktorla tanışır. Yeni tanıştığı doktor yaranın enfeksiyon kapmaması için Lars'a bir antibiyotik önerir. Ancak Lars antibiyotiği kullandıkça korkmaya ve paranoyak davranmaya başlar. Kaybolmadan hemen önce annesine mesaj atan Lars, annesine kredi kartını iptal etmesi gerektiğini, güvenli hissetmediğini ve onu takip eden 4 adamdan saklandığını söyler. Havaalanında çekilen son görüntüsünde uçağa binmek için elinde bavullarla ilerlerken bir süre sonra koşarak kaçtığı ve tel çitleri aşarak ormana gittiği görülür ve bir daha Lars Mittank'ten haber alınamaz. ...1942 yılında yaşanan bu olay, Japonların Pearl Harbor'a saldırmasından yalnızca 3 ay sonra gerçekleşti. Los Angeles üzerinde görülen ve tanımlanamayan uçan cismin, Japonya'dan gelen başka bir hava saldırısı olduğu düşünüldü ve yoğun ateş açıldı. Amerikan ordusu havadaki araca anti uçak silahlarıyla 1400 mermi ateşledi. Sabah 4'te başlayan saldırı 3 saat sonra son buldu. Amerikan ordusunun açtığı ateş dolayısıyla 5 Amerikalı öldü. Hava aydınlandığında ise ortada ne uçak enkazı, ne uçak, ne bir pilot vardı. O gece görülen gizemli nesnenin günümüzde ne olduğu hala bilinmemektedir. ...2009 yılında Cassini uzay aracı Satürn'ün uydusu Enceladus'ta araştırma yaparken uydunun güney kutbunda su buharı ve buz püskürten volkan ağızları keşfetti. 2015'in Ekim ayında ise Cassini uzay aracı Enceladus'ta okyanus olduğuna dair dünyaya veriler iletti. Bu bilgiler ışığında Enceladus'un okyanusunda bilinmeyen canlıların olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Yaklaşık 500 kilometre çapında olan uydunun tamamının okyanus suyuyla kaplı olduğu tahmin ediliyor. Gökbilimciler Enceladus'un buzullarla kaplı olan dış yüzeyinin altında 10 kilometre derinliğinde olan bir okyanus bulunduğuna dair hemfikir oldu. Buzulların altında kalan ve dış yüzeye nazaran daha sıcak olduğu düşünülen bu gizli okyanusun mikroskobik ölçüdeki canlıların yaşamasına uygun bir bölge olduğu da düşünülüyor.
Ancak bunların gerçek kanıtlar olabilmesi için yeni uzay görevlerinin planlanması gerekiyor.